Uzunca bir aradan sonra İki Teker'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi aslanı yuvasından çıkaralım. Biraz gezelim. Bu ne lan, bu ses normal değil. Enteresan, niye böyle oldu? Bir daha deneyelim. Ne oluyor? Çalıştırmıyoruz, gezmiyoruz diye kızdın mı? Ne yaptın? Allah Allah. Çalışacak mı acaba? Ne diyorsunuz? Alet çalıştı da. Ses mi bana garip geldi, yoksa ses gerçekten garip miydi? Tan 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 tan. Tan 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 tan. Şimdi bir daha deneyeceğim ya. Niye böyle garip geldi ki o ses? Şimdi normal. İçeride acaba yoğun diye mi? Ne bileyim. Alette bir sorun yok. Hadi şimdi yola çıkalım. Hava basınçlarımıza bakalım. Sonra biraz tatlı tatlı gezelim, muhabbet edelim. Benzin var mı yok mu onu da bilmiyorum da. İha! Evet, İki Teker'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorum ne zamandır video atmıyorum. Sağ olsun Instagram'dan yazıp soran arkadaşlar var. Abi neden video atmıyorsun? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Başına bir iş mi geldi? Diye soruyorsunuz. Allah razı olsun. Çok şükür iyiyim. Ramazandı, mamazandı derken biraz telef oldu. Işıklara geçtikten sonra öyle durduğum yerde konuşmak istemedim. Ramazan dedik. Ramazan bizi biraz telef etti. O yüzden video falan gelmedi. Bir de bir işe başladım. Çok da video çekesim falan da gelmedi aç karnına. Ramazan'ı öyle yedik. Şimdi biraz daha videoları sık atmak istiyorum. Bugün de Twitter'dan takip ettiğim abim var. O da ya neredesin video falan deyince bir durum güncelleyelim arkadaş. Ne güzelmiş adamın garajı ya. MT-09 var. Corvette diye isim geldi. Camaro var. Abim de sorunca neredesin deyince dedim bir video çekelim dedik. Öyle bir durum güncellemesi yapalım. Bir tane iş buldum part time. Adamlar part time diye kandırdı bizi ama çok da part time değil. Gerçi benim de işime geliyor da. Bir tane markette işe başladım. Burada güzel bir market. Orada seafood ve meat bölümünde, yani et ve balık ürünleri bölümünde satış yapıyorum. İşi de güzel buldum. İyi denk geldi yani. Neyse, en azından benzin paramız çıkıyor yani. Böyle işti, Ramazan'dı falan derken vallahi biraz etkilendim yani. Bu sene Ramazan beni etkiledi. Velhasıl kelam. Bu yüzden video atmıyordum. Tabii tembellik de işin içine girince video atmak zor oluyor. YouTube işi yapanlarınız varsa aranızda, hele bir de ara verince geri dönmek baya baya zor oluyor. Durumlar böyle. Kamerayı açtık. Konuşacak bir şeyim de yok yani. Ama biraz böyle internette gelen yorumlardan vesaire falan muhabbet edelim. Belki güzel bir video olur. Belki birkaç kimin sorusunu cevaplandırabiliriz. Burası Home Depot. Koçtaş gibi bir yer. Koçtaş, Bağoğaz falan tarzı bir yer.
şurada bir havamızı vuralım öncelikle. Biliyorsunuz hala lastik hava basıncı problemimiz var. Çözemedik. Daha doğrusu çözemedik derken, hani çözülmediğinden değil, benim tembelliğimden. Şurada havalarımıza hemen bakalım. Bir bakalım, deneyelim. ...32 bizim işimizi görür. Hemen açalım. Zilimizi görüyorsunuz değil mi? Bu... Onu biz takmadık. Onu aldığımız adam... Oha, bayağı düşmüş ya. Onu aldığımız adam takmış. Daha sonra bize de biri söyledi ki o... nazarlık için takılıyor falan. Biz de iyi dedik, dursun ya. Sıkıntı yok yani. İyi, havamızı da vurduk. Arkayı kontrol etmeyeceğim. Arka genelde zaten inmiyor. Ön biraz indiği için öne vuralım. Böyle 5-6 günde bir hava vuruyoruz ki sıkıntı olmasın. Demin motoru viteste çalıştırdım. Boşa alamadım. Uğraşmak istemedim. Bu motorları çok viteslerde çalıştırmayı tercih etmiyorlar. Çok küçük bir marş motorları var. Siz viteste çalıştırdığınız zaman bunların motor soğukken kavramaları biraz geç oluyor. Yani tam ayırmıyor. Siz debriyajı sıksanız bile. Ayırmadığı zaman da, yani motor yük üzerindeyken siz o marş dinamosunu zorladığınız zaman kömürleri bayağı bir zarar görüyormuş. Bunu bana Ferhat abi söylemişti, Ferhat Hakan. Öyle güzel bir bilgi aklımda kalmış. Tabi o zaman Harley'e biniyordu, biz hala CBR'a biniyorduk. Oradan kalan bir bilgi. Şimdi neyse, yine şu yoldan düz gideyim. Ya da şuradan gideyim. Aynen, şu soldan gideyim de. Öyle güzel yerler gördüm bugün. Oralarda biraz dolanalım siz de. Öyle muhabbet edeceğiz yani. Ekstra bir şey yok. Kendimle alakalı neler oluyor hayatımda, neler bitiyor hayatımda. Neler yapacağım? Onlardan bahsedeyim biraz. Güzel şeyler oldu. Olmaya da devam ediyor. Umarım burada bizi üzmezler yani, üzülmeyiz. Mezarcı! Arkadaş ne o ne ya? Kırmızı ışık, kırmızı ışık yeter ya. Vallahi daraldım ya. Hava alalım ya. Nissan Tundra, Nissan diyorum, Toyota Tundra. Bak şu Tundra'lardan almak istiyorum ya. Bir tane dirt bike alırsam. Enduro. Onlardan bir tane almak istiyorum ya. Alacak çok şey var da para yok arkadaş, para. Çok çalışmak lazım. Eski Gold'uyum. Bak bu adam bu motoru satıyordu, satamadı. Bir model ya. Yani. Güzel de para istiyordu. 4000 dolar mı? 5000 dolar yakın para istiyordu. O motora kim verir o kadar parayı? Burada motorlar çok değer kaybetmiyor. Nedense bizim Türkiye'deki gibi değil. Adamlar hala güzel para istiyorlar motorları. Sonuçta motor çalışıyorsa, burada şöyle bir algı var. Eğer motor güzel gidiyorsa, çalışıyorsa, adam diyor ki motoru güzel, niye satayım, niye değiştireyim ki diyor.
Mantıklı mı? Mantıklı. Zaten çalışıyor ya. Bizde var biraz, hemen değiştireyim. Eskidi bu kafası, bizde var. Bu Amerikalılarda çok görmedim ben. Arabaya bak işte. Arabayı gördünüz değil mi? Aslan. Evet. Şöyle ağır ağır giderken muhabbetlere devam edelim. Şimdi nerede çalıştığımı söyledim. İsmini söylemedim de ne iş yaptığımı söyledim. Markette satış yapıyorum. Balık ve et bölümünde. Balık temizleme falan yok. Balık kokmuyor. Öyle güzel bir yanı var. Güzel güzel çalışıyoruz. Part time dediğim gibi. Normalde 15-25 saat demişlerdi ama neredeyse full time'a yakın para, saat veriyorlar. Bu da benim için güzel. Parasını söylemeyeceğim. Parası az. Ama bana yetiyor. Güzel yani. Benim için güzel. Ama şöyle bir şey oldu. Biz şimdi tabii dayı maşallah. Biz şimdi böyle biraz fazla çalıştığımız zaman bize diyorlar ki ne kadar güzel çalışıyorsunuz. Hemen bana menajerlik teklif ettiler. Ben de dedim green card'ıma başvurursanız neden olmasın? Bakalım ne olacak, ne diyecekler, bana cevap verecekler. Bizi menajer yapacaklar mı, yapmayacaklar mı bilmiyoruz. Bekleyip göreceğiz. Ulan bir de diyorlarmış tamam senin green card'ına başvururuz falan. O zaman tadından yenmez ya. Bedavadan green card sahibi olmuş oluruz. Çünkü bu benim çalıştığım departmanda, seafood'da genelde İşçi bulamıyorlar, çok zor oluyor. Bunların green card başvuru olaylarında da böyle bir durum var. Yani oraya kimse başvurmazsa bu adamlar bizim ihtiyacımız var, biz bunlara başvurabiliriz diyebiliyor. Şu an benimki düşük bir ihtimal ama olsun. Umut fakirin ekmeğidir. Uzunlarımızı yakalım ya. Bu motorun da kısasıyla uzun arasında fark göremedim ben. Neden bilmiyorum da farları kötü. Oğlum yolun kenarında öpüşüp koklaşmayın ya. Gidin kendinize başka yer bulun ya. Öpüşüp koklaşmayın demiyorum da yolun kenarında öpüşmeyin ya. Araba çarpar. Bir şey olur ya. Durumlar bu şekilde. İşte biraz patlıyor mu? Patlı oğlum. Duyuyorsunuz bilmiyorum da egzoz bu aralar bayağı hayvan gibi patlıyor. Bu yolun sınırı 25. O yüzden böyle haldır uldur basamıyorum. Tam şurada bir yerde bir polis yatıyor bazen. Ona patlatmasınlar bizi. Ama virajları çok güzel yani. Şu an bir süper sport olsa bildiğin diz falan koyarsın yere. De tabi koşan boşan insanlar olunca biraz tehlikeli hale gelebiliyor. Bazen bisikletliler falan oluyor böyle. Tam yolun ortasından gidiyor. Virajda görünmeyebilir. O da sakat olabilir yani. Bak. Niye baktın dayı? Sana demedim bak. Geç mi diyorsun? Anlamadım ki. 20 ile de gidilmez ki arkadaş. Virajı göremiyorum. Geçemem yani şimdi burada. Zaten ileride şimdi ışıklar gelecek. Işıklar da geldi.
Biz buradan sola doğru akalım. Aa, kırmızı da geçti. Şaka. Kırmızı da geçme diye bir şey yok. Evet, şimdi devam edelim muhabbete. Abi, hemen sorulardan, Türkiye'ye geliyor musun? Şu an için Türkiye'ye gelmiyorum. Gelmeyi de düşünmüyorum. Ne güzel ya. Şu an için Türkiye'ye gelmiyorum. Gelmeyi de düşünmüyorum. Kısaca sebebinden bahsedeyim. Bu ışık bana yanmayacak büyük ihtimal. Aha, yandı. Türkiye ile alakalı tahammül edemediğim... Lan! Ne yapıyorsun orada? Atlama birinin önüne. Gördünüz mü geyiği? Türkiye ile alakalı tahammül edemediğim birkaç şey var. Onlar düzelmediği sürece Türkiye'de, Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum. Yani kesin dönmeyi düşünmüyorum. Öyle tatil falan belki olabilir de. O yüzden, ama tatil falan fırsatım olursa da başka ülkeleri görmeyi tercih ederim. Şu an için Türkiye ile alakalı özlediğim bir şey yok arkadaşlarım dışında. Burada da hayat gayet güzel. Eğlenmesini bilene bak. Arkadaşlar, eğlenmesini bilene, yaşamasını bilene, hani diyorlar ya, abi yaşıyorsun bu hayatı. Yani yaşıyorum kendimce. Eğlenmesini bilene abi, her yer güzel ya. Öyle çok memleket, gurbet hasreti kafasında bir adam değilim. O yüzden şimdilik dönmeyi düşünmüyorum. Geçen burada bir tane Ağızka Türk'ü ile tanıştım. Böyle adam bile Azeri Türkçesiyle konuşunca Allah Allah dedim. Azeri mi falan dedim böyle. Ne dedi ha? Küçük bir tane kızı vardı. Kız anahtarı istedi. Adam dedi açacak yoktur dedi. Allah Allah dedim, açacak yoktur falan deyince kumanda yok demeye getiriyor. Herhalde dedim bu Azeri Türk'ü falan. Ondan sonra dedi ki yok dedi. Ha, açacak kayıptır dedim ben de. Adam selam verdi geldi. Onunla konuştuk biraz. Adam 96'da gelmiş Amerika'ya. Dönmeyi düşünmüyor mu deyince, sence dedim nasıl görünüyorum dedim. Dönmeyi düşünüyor gibi bir halim var mı dedim. Vallahi yoktur dedi. Ya dedi, ondan sonra kendi kendine konuşmaya başladı. Ya dedi, buraya gelen adam dedi dönmek ister mi falan diye böyle eşiyle konuşuyor. O yüzden bunlar biraz güzel. Yaşamayı bilene, sevene çok dönmek isteyeceği yerler gibi değil. Bana şu an için öyle geliyor. Tabii ben buraya geleli 1,5 yıl oldu. İleride ne olur ne biter bilmiyorum ama şu ana kadar yaşadığım, gördüğüm itibariyle gayet sevdim, gayet de güzel. Bakalım ileride ne olur ne biter, cidden bilmiyorum. Biz de 3-4 yıl sonra tek tabanca gibi döner miyiz, dönmez miyiz? Allah kerim. Biliyorsunuz, takip edenleriniz vardır, tek tabanca kesin dönüş yapıyor olması lazım. En son öyle demiştim. Kararı değişmediyse. Biraz basalım, arkadaki dayı darlandı. Adam ne güzel evi var arkadaş ya. Şato be. Ev mi şato mu belli değil arkadaş ya. Gelmiyorum. Mahalle olarak böyle aralara falan dönerim birazdan.
var mı şu an dönüp dönmemeyle alakalı? Bakalım ileride ne olur ne biter. Allah kerim. Buradan sola mı dönerim, sağa mı dönerim? Buradan bir sol yapalım ya. Şu dayı gelmeden hemen dönebilir miyiz? Bence döneriz, niye dönmeyeyim? Valla bu yol sınırı da 45 hızlı gideceğim bir yer istemiyorum ki, böyle muhabbet edelim ya. Ama buralar da güzelmiş yani. İngilizce ne alemde abi diye soranlar var. Ya İngilizceyi biraz öğrendik. İngilizce ile alakalı şöyle bir konuşayım. İngilizce konuşacağım tabii de. İngilizce ile alakalı konuşayım. Öğreniyorum. Öğrendiğimin farkındayım. Ama yavaş öğreniyorum. Bunun da sebebi Amerikalı'nın yanında kalma demiş. Kardeşimle kalıyorum. Haliyle kardeşimle İngilizce konuşmuyoruz. Yani niye konuşmuyorsun? Lan inek şeyi koktu. Köye mi geldik? Ne yaptık? Yani niye konuşmuyorsun? Ağzını bağlayan mı var? Konuş kardeşinle İngilizce. Diyenler olacaktır. Olmuyor abi. O kendi ailenle, akrabanla İngilizce konuşamıyorsun. Böyle şey, yani kendini rahat hissedemiyorsun. Hata yapmaktan korkuyorsun. Amerikalıyla konuşunca böyle bir derdin yok. Adam zaten senin İngilizce bilmediğini bildiği için kasılmıyorsun. Daha doğrusu ben kasılmıyorum. En azından iş yerinde kasılmıyorum. İş yerinde patır patır müşterilerle de, orada diğer çalışanlarla da konuşuyorum. Ne kadar öğrendim? Yani şu an gerçekten derdimi anlatacak kadar İngilizce biliyorum. Hani bu fake derdini anlatma değil ya. Yani. Şu an gerçekten oturur böyle bir kişiye, ya benim şöyle bir sıkıntım oldu, böyle böyle oldu. Bunu anlatırım. Eksiğim şu. Hala çok fazla kelime bilmiyorum. Satılık. Hala çok fazla kelime bilmediğim için bazı şeyleri açıklamakta zorlanıyorum. Kelime öğrenmek lazım. Kelime öğreneceğim. O zaman daha güzel olacak. Şimdi bu demin gördüğünüz gibi böyle millet bir şeyle satmak istediği zaman Amerika'da hemen bu ne diyorlar lan bunlar? Unuttum bak adını. Ön bahçelerine çıkarıyorlar, üzerine hemen sale yazıyorlar. Yani satılık anlamına gelen bir sale yazıyorlar. Adam fiyatını da yapıştırıyor ya. İhtiyacın varsa gidiyorsun, konuşuyorsun, alıyorsun. Bir de şeyler var burada. Garaj sale'lar var. Garaj sale, yard sale. Adamın garajı varsa front yard diyorlardı. Bak unuttum. Adamın garaj sale yazıyorsa bir yerde, bunlar da genelde Amerika'da her yaz başlangıcında, her yazın garajlarını boşaltırlar, temizlerler. Kullanmadıkları, işine yaramayan şeyler falan olunca da bunları şey yaparlar, satarlar. Sen o garaj şehri gördüğün zaman orada hangi günler satışta olduğu da yazar. Gidersin, bakarsın, bir şeyi beğenirsen oradan direkt satın alırsın. Böyle bir Amerika'da kültür. Bu tabi garajı olanlar için garaj değil. Adamın garajı yoksa da yard sale yapıyor. Yine evinde mevinde kullanmadığı şeyler varsa böyle şeyleri satışa çıkarıyorlar. Buradan sağa mı dönelim, sola mı dönelim? Sola mı dönelim? Sola dönelim. Ya da sağa dönelim. Gerçi solu biliyorum da sağa biliyorum, solu bilmiyorum.
ceza yemeyelim de. Durumlar böyle. Bak ne güzel adam. Bahçesi ya. Evi. Çiçektim abi. Ev aldım Amerika'da, böyle bir şey alacaksın ki. Çoluk çocuk. Takılsın ya. Baksana abi ya. Bunlarda yaşanmaz mı ya? Gözünüzü seveyim ya. Mis gibi evler abi. Neyse, benimle alakalı durumlar böyle. Aklıma geldikçe böyle güzel videolar çekeceğim. Siz de çekmemi istediğiniz videolar varsa alta yorum olarak yazabilirsiniz. Ben de oradan güzel video çıkabilecek şeyleri video haline getiririm. Amerika ile alakalı öğrenmek istediğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. Video olarak öğrenmek istediğiniz şeyler varsa onları sorabilirsiniz. Yorumlara zaten cevap veriyorum. Ulan manzara da ne güzelmiş. Yorumlara falan zaten cevap veriyorum. Oradan etkileşimde kalabiliriz. Burası fuar alanı. Canfield Fairground diye geçiyor. Öyle güzel bir yer. Fuarlar falan yapılıyor. Hatta bu ayda da güzel bir fuar olması lazım. Böyle şeyler. Bak adamlar drone uçuruyor. Neyse, kendinize iyi bakın. O zaman görüşmek üzere diyorum. Bay bay.